Eriko şefi zamanı malum. Saplarını ayıklayacağım teker teker. Ondan sonra yıkadım ben bunları. İçinde birkaç da yapraklar var, onları da ayıklayacağım. Burada 2 kilo kadar erik var. Şuraya da 3 kilo su koydum. Ondan sonra bir de buna şeker ekleyeceğim. Normalde her kilo için bir bardak şeker eklerdim ama buna biraz fazla ekleyeceğim çünkü bunu konserve yapmak niyetindeyim. Yani bu kadar bu şefi bir kere de tüketemeyiz. Dolayısıyla şişireceğiz. En güzel yöntem. Benim bunu ayıklamam bir sürede devam edecek. Ben bu şeye devam edeyim. Tamam, şimdi sapları tek tek ayıkladım. Ve bu bardaklarını ölçerek şekerimi koyuyorum. Şimdi 3 koydum. Ama bu konserve olacağı için 4 koyacağım. Şöyle bir şey icap ederse kullanırken bunu sulandırabilirsiniz. Öyle bir şey var. Mesela aldınız tatlı geldi. Üstüne biraz su ilavesiyle sulandırılabilir. Altını yakacağım. Kaynamaya başlayacak. Şimdi büyük tencere, büyük ocağı aldım. Kaynasın. Kaynadıktan sonra tekrardan küçük ocağı alacağım. Bir süre devam edecektir kaynaması. Bayağı sürecektir yani kaynama şeyin kıvama gelmesi. Arada bir geleceğim, karıştıracağım. Kaynadı, bu tarafa aldım. Küçük ocağı. İyice bir pişsinler diye bekliyorum. Tadı suyuna çıksın. Daha önce benzer eriklerin turşusunu da yapmıştım. Onun da linkini yayınlarım. Erik turşusu. Hatta olmasına az kaldı. Birkaç gün sonra onu yiyebiliriz. Şöyle bir aralayayım, kabarıyor çünkü. Taşırmayalım. Açık bırakayım. Bu biraz böyle kaynayacak. Ben bir çay içeyim bu arada. Erikler iyice yumuşayana kadar kaynaması gerekiyor. Kapağı böyle yarım koydum. Açıkla kapalı arasında kaynıyor. Dediğim gibi biraz kaynayacak. Eriklerin hepsi yumuşasın ondan sonra. Ben de bu arada kavanozları da hazırlayayım. Şimdi eriklere şöyle dokunuyorum. Eziliyorlar. Yumuşamışlar. Şimdi altını kapatıyorum. Ve kavanozlama işlemine geçeceğim. Önce kavanozların içine tanelerden koyacağım. Önce
üçte biri kadar tane koysak her birine yeterli olacaktır. Kepçe dağıtayım. Şimdi sularını dolduracağım. Şimdi bu sularını doldururken havluyu tutuyorum ki beni yakmayın. Çünkü cam anında ısıyı dışarıya veriyor. Tamam. Hepsini ağzına kadar dolduracağım. Suyun yettiği yere kadar. Şimdi hepsinin ağzını sıkıca kapatacağım ve ters çevireceğim. Şimdi bu arada sızan mızan var mı onu da göreceğiz. Varsa hemen tedbirimizi alacağız. Şimdi bunlar sıcak. Böylece hem vakumlayacak soğudukça hem de sterilize olmuş olacak. Çünkü bayağı bir sıcaklık var. Havluyla tutmak zorundayım. Elim yakıyor. İşte gerek yok ya. Biraz da tencerenin içinde kaldı. Onları da şimdi bir kaba aktaracağım. Hoşaf olarak tüketmek için. Yani hepsinde konserve edecek halimiz yok. Bunu da kendimiz tüketeceğiz. Tabii soğuması gerekiyor. Daha sonra buzdolabında soğutacağım. Şunlardan 4 tane. Bir de bir boy büyüğünden oldu. Güzel oldu. Eğer siz de denemek isterseniz şu anda yabani erikler var yol boylarında sağda solda. Bunları, bu erikleri oradan topladık. Hem organik, hiçbir şekilde ilaç görmemiş, gübre görmemiş, hem de son derece zevkli bir şey. Ya toplarken bazen kıyınlığımızı kaptırabiliyoruz. Babada toplarken de böyle olmuştu. 2 kilo civarında topladık. En sondaki durduk dedi ki yeter bu kadar. Herkese afiyet olsun.
denemenizi tavsiye ediyorum. Şunu soğutun, soğuduktan sonra buzdolabına koyacağım. İyice soğuyacak, ondan sonra tüketeceğiz. Diğerleri ise konserveli zaten. Onları artık uzun süre saklayabiliriz.